Yeniden merhaba T24 takipçileri. Dün Türkiye özellikle basın camiası bir işten çıkarılmayı konuştu. Demirören Haber Ajansı'nın Samsun muhabiri anne olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. Kadın bir gazetecinin anne olma hakkını mı elinden almak istedi DEHA yönetimi? Ya da kadın gazeteciler anne olamaz mı? Anne bir kadın gazeteci olamaz mı? Bütün bu sorularla tartışıldı dünkü işten çıkarma. İşte işten çıkarılan Zeynep Irmak Öcal şimdi bizimle. Zeynep Hanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çünkü biz gazeteciler işten çıkarılmayı, işte özlük hakları verilmeden işten çıkarılmayı, kurumlar kapatıldığı için işsiz kalmayı çok yaşayan bir meslek grubundayız. Dün bir kafa karışıklığı oldu. Önce onu bir netleştirmekle herhalde söyleşiye başlayalım. Siz hamile olduğunuz için mi işten çıkarıldınız, anne olduğunuz için mi işten çıkarıldınız? Yok, aynen. Ben hamilelik döneminde ajansımda çalışıyordum. Anne olduktan sonra çıkarıldım işten. Çünkü Öyle siz bir algı Aralık oluştu ayında doğum kamuoyunda. izni Evet, almıştınız, değil evet. mi? Evet, evet, doğru. Anne olduğum için. Hamile Peki olduğum süreci bize gerekçesiyle anlatır çıkarılmadı. mısınız? Böyle açık ve sarih olarak. Ben Samsun'da aslında en başından başlayayım. Samsun'da burada bir yerel bir basın grubu vardı. Haber medya grubu. Ben orada sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapıyordum. O medya grubu maddi durumlardan dolayı yayın hayatına son verdi. 2019 yılında. Daha sonra 2019 yılında ben Demirören Haber Ajansı'na geçtim. CV'mi gönderdim. Yani benim ajansa girebileceğim söylendi bazı arkadaşlarım tarafından, orada çalışan arkadaşlarım tarafından. Ben ardından Kasım ayında ajansa girdim. CV'm kabul edildi, beğenildi. Ajansa telifli sözleşme yaparak ajansla başladım 2019 yılında. Daha sonra muhabir olarak başladım tabii. Redaktörlük deneyimim olduğu için redaktörlük açısından da beni benden yararlandılar. Bir 5 gün gibi kısa bir süre içinde haber de düzenlemeye başladım. İstanbul'daki yöneticilerim benim canlı yayınlara çıkmamı istiyordu özellikle. Canlı yayın tecrübesi kazanırsam kadro alabileceğimi söylediler. Ben de bunun üzerine yoğunlaştım. Canlı yayın tecrübesi de kazandım. İlk canlı yayınımı da Ordu'da gerçekleştirdim. Şu Yani sel o kadar zamanı dört mıydı elle... acaba? Seller zamanı mıydı? Yok. Ceren Özdemir cinayeti dosyasının ilk duruşmasını takip etmiştik orada. İlk canlı yayınımı da orada gerçekleştirmiştim. Hatta canlı yayın yapacağımı bile bilmiyordum. Yolda hazırlandım ne olur ne olmaz diye. İlk canlı yayınımı orada gerçekleştirmiştim. Ondan sonra canlı yayın süreci de başladı. Yani bir aidiyet duygusuyla işimi zaten çok severek yapıyordum. Ajanstaki yoğunluğu aslında ben yoğunluğu da çok seviyorum. Çünkü mesleğimiz bu. Süreç böyle devam etti. Yöneticilerimle de hiçbir problemim yoktu. Haberlerimi ulusala taşımak için dört elle sarılıyordum. Sadece kendi haberlerim için de değil. Ben bir de bölgedeki arkadaşlarımızın haberlerini de düzenliyordum. Sinop'tan Artvin'e kadar birçok arkadaşımızın hem haberini redakte ettim. Siz editörlük Hem de yaptınız montajlarını... aslında, değil mi? Bir Tabii 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 anlamıyla. editörlük de yaptım. Aynen bölge redaktörlüğü de yaptım. Sinop'tan Artvin'e kadar arkadaşlarımızın hem haberlerini montajladım hem haberlerini düzenledim. Yine bölgemizde sel zamanlarında siyasiler bölgeye geldiğinde haber deşifresi yaptım. Yani dört koldan işime sarılmıştım. Daha sonra bir hamilelik dönemim oldu. Hamilelik dönemimde de yine çalıştım. Düşük tehlikem bu. Sinop sel zamanında benim düşük tehlikem vardı. 3 gün hastanede yattım. O yüzden Sinop'a gidemedim. Hatta gidecektim. Doktorum bana kızdı. Sıkıntı olabilir diye. Arkadaşlarıma masa başında destek oldum. Birçok sosyal medyayı tarayıp haberleri yine ajansa ben geçtim. Ama ben içerideyim redaktörlük yapıyorum diye hiçbir habere imzamı atmadım. Zaten düzenlediğim haberlere de muhabir arkadaşlarımızın haberlerini isimlerimizi atmıyoruz zaten. O yüzden de biz görünmüyoruz. Çalıştığımız görünmüyor. Daha sonra Aralık ayında da süreç böyle devam etti. Ben bu arada ajansı tenzih ediyorum. Yani benim ajansla, ajans çalışanlarıyla, yöneticileriyle hiçbir problemim olmadı. Buradaki müdürlerimle, İstanbul'daki bazı müdürlerimle ben hepsini tenzih ediyorum. Hepsi benim için mücadele etmişler çıkmamam noktasında. O yüzden üzülüyorum yani durumun buralara gelmesinden dolayı.
Aralık ayında da doğumumla birlikte izne ayrıldım. Hatta doğumuma 18 gün kalaya kadar ben haber düzenliyordum. Aralık ayında da doğum için izne ayrıldım. Nisan ayında da döneceğimiz konuşuldu. Tamam Yani siz dedim. ha, orayı biraz netleştirelim. Siz Aralık ayında doğum iznine çıktığınızda Nisan'da başlamak üzere konuşması yaptınız. Ben öyle anlıyorum dediklerinizden. Ha, şimdi şöyle oldu. Aralık ayında ben 21 Aralık'ta doğum tarihim netleşti. Ama erken de doğum olabilir dediler. Ben hazırlıklarımı yaptım. 21 Aralık'ta doğum oldu. Ondan sonra Irmak ne zaman işe dönersin dediler. Ben de Nisan gibi olur dedim. Bunu Tamam o İstanbul'da zaman soruyor Irmak dediler. Hanım. Bunu benim yöneticilerim soruyor. Bölgedeki yöneticilerim soruyor. Ben Sinop'taki, de tamam dedim. Samsun'daki. Ben de tamam dedim. Daha sonra izne ayrıldım. 4 aylık bir süreç geçti. 1 Nisan itibariyle işe dönemedim. Çocuğa emanet edecek kimseyi bulamayınca ailem buraya taşındı. Ailem yanıma geldi. Daha sonra ben işe dönmek için hazırlık yaparken işten çıkarılmak istendiğimi öğrendim. Yani ben 4 ay öncesinden işten çıkarıldığımı, çıkarılmak istendiğimi falan bilmiyorum. İşten çıkarılmak istendiğimi bilsem neden ben iş dileneyim ki yani? Dönmek istemem. Çıkarılmak istendiğim bir yerde. Neden çıkarılmak isteniyorum diye nedenini sorarım. Güle güle derim. Çıkarım giderim. Evet, oraya Dediğim gibi geleceğim. Nisan ayında Sonrasında size işten çıkarıldığınız bir söylenti olarak geldi, değil mi? evet, bir söylenti olarak geldi. Nasıl yani dedim. Ben anlayamadım. Yani işin şaka olduğunu düşündüm. Hiç dikkate almadım açıkçası. Hiç çıkacağımı da düşünmüyordum yani. Daha sonra bana isterseniz bir genel müdürle bir konuşun. Sizinle Yani konuştuktan Celal sonra belki Korkut'la fikri değil mi? değiştirir dedi. Evet. Ben de aradım kendisini. Şu an müsait değilim. Seni bir yarım saat sonra arayayım dedi. Beni saat 40 dakika sonra falan aradı. Bir biçimde. Bu arada Zeynep Hanım, kameranız döndü. Onu çevirebilirseniz. Heh, tamam. Kusura Devam bakmayın. edelim. Daha sonra kendisi bana geri döndü. Gayet kibar bir biçimde konuştuk. Herhangi bir tartışmamız, ses yüksekliği falan olmadı. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Ardından beni işten çıkarmak istiyorsunuz sanırım. Ben gerekçesini merak ediyorum dedim. Kendisi de bana kibar bir biçimde, siz doğum iznindeydiniz. Hala doğum iznindesiniz. İşe geri dönmenizi istemiyorum. Süt izniniz olur. Çocuğunuzla ilgilenmeniz gerekir. Çocuğunuz hasta olur. Siz hasta olursunuz. Çocuğunuzla ilgilenmeniz gerekecek. Sahada aktif görev alamayacağınızı düşünüyorum dedi. Ama bunlar sizce mantıklı bir gerekçe mi? Bunların hepsi bir varsayım dedi. Bunun mantığını sizle tartışmak istemiyorum hanımefendi dedi. Ben dedim canımı dişime takarak çalıştım. Bölgedeki birçok arkadaşın haberlerinde emeğim vardır dedim. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Ben ajansımızda yüzlerce kadın çalışan anne var dedim. Siz telifli muhabirsiniz. Sizinle çalışmak istemiyorum dedi. Ben de biraz yani elim ayağım boşaldı böyle. Çok üzüldüm, kırıldım. Konuşmanın daha tatsız yerlere varmaması için bana sahada aktif görev yapacağını düşündüğüm biriyle çalışmak istiyorum dedi. Ben de son olarak inşallah benden daha iyisini bulursunuz deyip hakkım size haram zıkkım olsun dedim ve telefonu kapattım. Daha sonra dahil olduğum ajansımızın WhatsApp grupları vardı. Oradan da ayrılma nedenimi yazıp arkadaşlarımla veda edip gruplardan çıktım. Daha Peki Zeynep Irmak sonra Öcal, Celal Korkut diyor ki 15.01.2022 tarih itibariyle doğum yapacağı için izin istemiş ve sözleşme gereği işten ayrılmış. ya benim aslında doğum sürecim biraz karışık, karışık oldu. Doğum tarihim tam netleşmedi, bir düşük tehlikem oldu, o oldu, bu oldu. Bir Şubat, Ocak olacaktı, Aralık oldu. Yani orada benim kendimle alakalı bir sıkıntı, sağlıksal Yok, problemlerim ben oldu. tabii ki hiç oraları hiç hani asla oraları konuşmak değil derdim de şunu anlamaya çalışıyorum. Siz dediniz ki ben o görüşmeyi yani Celal Korkut'la yapılan görüşmeye kadar WhatsApp gruplarında vardım. Değil mi? Tabii vardım. Vardınız siz Ben WhatsApp gruplarında, haber WhatsApp pazartesi günü gruplarında. çıktım. Tabii, İstanbul'daki gruplarda vardım. Kendi bölgemdeki gruplarda vardım. Canlı yayın yaptığım için İstanbul'daki yurt gruplarında da vardım. Yani Türkiye genelinde var olan bir grup. O gruplarda ben vardım. Ben pazartesi günü o gruplardan çıktım. Yani ben O çıkarıldığımı zaman bilmiyorum. çıkarıldığınız en azından gerçi telifli olduğunuz için
bambaşka bir hukuki durum var burada ama sonuçta fiili olarak aslında siz çıkarılmadığınızı anlıyorum ben WhatsApp gruplarında durduğunuz için. Tabii. Yani tabii ben dediğim gibi ben gruplarda vardım. Yani Kadınlar Günü'nde günümüz kutlandı bölge müdürümüz tarafından, bölgede çalışan kadınların günü kutlandı. Yani bilmiyorum neden böyle bir sonuç oldu, durum buralara nasıl geldi, inanın ben bilmiyorum. Yani ben ajansta 2,5 senedir çalışıyorum, hiç kimseyle en ufak bir tartışmam, sürtüşmem olmamıştır. Benim mesleki olarak da kimseyle bir tartışmam, sürtüşmem olmamıştır. İşimden de ilişkilerimden de o kadar eminim. Sonra WhatsApp gruplarından çıktım. Sinop'taki arkadaşımız, ajansta çalışan Deniz Özen, o da telifli muhabir. O da benimle birlikte bu duruma sindirememiş. O da istifa edip bir video paylaşmış. Aslında onun videosundan sonra olaylar bu kadar büyüdü. Ben içine düştüğüm durumun bu kadar hani ciddi olduğunu o zaman algılayamadım çünkü. Ve süreç buralara kadar geldi. Peki anne olduğunuz gerekçesiyle işten çıkarıldığınızı size söylediğinde Celal Korkut, bunu kendi içinizde nasıl yaşadınız? Çünkü bir kadın hem anne hem gazeteci olabilir. Bir kadın hem anne hem mühendis olabilir. Bir kadın hem anne hem hakim olabilir. Bu yaklaşımı nasıl yorumladınız? Yani böyle nötrleştim, hiçbir şey hissedemedim açıkçası bu düşünce karşısında. Ne hissedebilir ki insan? Yani düşüncenin saçmalığına mı yanayım, bu kadar emeklerimin boşa gitmesine mi yanayım? Yani güldüm, telefonu kapattıktan sonra sinir, kızgınlık ve gülme hepsi bir aradaydı. Ailem ne oldu dedi, böyle böyle dedim ve gülerek anlattım. Yani neye uğradığımı şaşırdım açıkçası. Dediğiniz gibi bir kadın her şeye olabilir. Bizim zaten dün de dedim, bizim mesleğimizle ilgili, mesleğimizin yoğunluğuyla ilgili hiçbir problemimiz yok ki. Biz mesleğimizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. Ben 4 sene bu işin okulunu okudum. Yıllarca bu işi yaptım. Yoğunluktan tam tersine, yoğunluktan Allah kahretsin sel oldu, Allah kahretsin şu oldu demedim. Tam tersine yoğunluktan zevk aldım. Yaptığım işi en iyi şekilde nasıl layıkıyla yerine getirimin derdindeydim. En hızlı olabilmenin derdindeydim. Ama durum bu. Hiç değer görmemişim meğerse. Hiç yaptıklarım görülmemiş meğerse. Ona üzülüyorum sadece. Peki toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadın gazeteci olarak cezalandırıldığınızı düşünüyor musunuz anne olduğunuz için? Anne olduğum için bir defa çok mutluyum. Dünya tatlısı bir bebeğim var. Ona bakınca her şeyi unutuyorum. Ama bizim dediğim gibi işimizle alakalı bir problemimiz yok. Bizi dert eden, bizim iş yapamayacağımızı düşünen bazı erkekler ne yazık ki, bazı erkek yöneticiler. Biz işimizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Hatta onlardan çok daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ama neden görünmüyor? Neden bu cinsiyet ayrımcılığı yapılıyor? Ben onu anlamadım. Biz anne oluyoruz, siz de baba oluyorsunuz. Aynı şey aslında. Benim çocuğum hasta olduğunda babası ilgilenmeyecek mi? Sizin de çocuklarınız var. Ben hiçbir meslekte görmedim ki siz baba oldunuz, çocuğunuz hasta olur, çocuğunuzu arabayla hastaneye götürürsünüz, İşten çıkarıyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Ama kadınlara bu yapıştırılmış durumda. Çocuğum hasta olursmuş. Ben tabii ki çocuğum hasta olursa izin isterim, çocuğuma bakarım. Yani böyle bir mantık, böyle bir durum olabilir mi? Ama bu nasıl bir düşünce yapısı? Ben bu düşünce yapısında olmadığım için de bir yorum yapamıyorum yani. Sadece şaşkınım. Peki Zeynep Irmak, ne yapacaksınız? Anne oldunuz ve gazeteciliği bırakacak mısınız? Bir defa gazeteciliği bırakmayacağım. Bu mesleğe gönül verdik. İstediğim bir mesleği okudum. Mezun olduktan sonra da mesleğimi yaptım. Ve iyi bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Çalıştığım her kurumda da, şu an gittiğim her kurumda da kapılar bana açıktır sonuna kadar. Süreç ne olacak, ne bitecek inanın bilmiyorum. Çok ya, 2 günde acayip yıprandım. Benim gerginliğim çocuğuma yansıyor. Onu üzülüyorum. Yani biraz kafamı dinleyip ondan sonra bir yol haritası kendime belirleyeceğim. Peki Zeynep Irmak Öcal, çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir meslektaş olarak yeniden geçmiş olsun diyorum. Ama sizin altını çizdiğiniz, bir kadın gazeteci olarak hiçbir zaman yorulmadım, hiçbir zaman yüksünmedim ve mesleğimi aşkla yapıyorum. Bunlar benim ifadelerim ama herhalde sizi de tanımlayan ifadeler, sizden çıkardığım ifadeler böyle. Yapmaya devam edeceğim diyorsunuz. Kadın gazetecilerin
anne oldukları gerekçesiyle işlerinden edilmesi tamamen bir cinsiyet ayrımcılığıdır. Kadınların cezalandırılmasıdır. Ben de böyle bakıyorum. Ve bu konuda zaten dün sendikalar, kadın gazeteciler yoğun tepki gösterdiler. Sizinle dayanıştılar. Eminim bu mesajlar ulaşması gereken her yere ulaşıyordur ve sizin gazetecilikten asla vazgeçmeyeceğinizi vurgulamanız herhalde en iyi yanıttır diye düşünüyorum. Siz ne diyeceksiniz? Ona da değinmek istiyorum. Gerçekten dün akşam saatlerinde bu konu daha küçücüktü. Kimse duymamıştı. Sadece ben ve çevremdeki birkaç kişi duymuştu. Ardından bu olay çığ gibi büyüdü. Yüzlerce tanımadığım insandan destek mesajları alıyorum. Yüzlerce telefon alıyorum. Çok mutluyum destek için ama bu duruma düştüğüm için de çok mutsuzum. Eskiden internet tarayıcısına Zeynep Irmak Öcal yazdığımda yaptığım haberler, videolarım çıkardı. Şimdi Zeynep Irmak Öcal yazdığımda DEHA muhabiri anne olduğu için işten çıkarıldı sayfaları önüme düşüyor. Çok üzülüyorum. Umarım son olur bu hikaye. Çok daha güzel günler görürüz diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Peki çok çok teşekkürler. Tekrardan geçmiş olsun. Evet T24 takipçileri, Zeynep Irmak Öcal'ın yaşadığı bir kadın gazeteci olarak yaşadı. Aslında ki medyadaki cinsiyetçiliği de açığa çıkaran bir örnekti. Kendisinin de söylediği gibi umarım son olur. Şimdilik T24'ten bu kadar. T24'te kalın, hoşça kalın ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sizin desteklerinizle ayaktayız. Çünkü başka bir gazetecilik mümkün.